18-3-2015 3. akış. Dağa taşa ışık verdim. Ben Rakaha olan. Hepinizim ben. Ben bir yılanım ama ko sistemlerinin gücü olan yılan. O yılan insan ama o insan kobra olan insan. Her bilge onun yoluna inmek için mücadele eder. Her bilge bir kobra ve her kobra bir kahar. Sizin yaşam kapılarınızı açmak kolay değildi. Size varmak kolay değildi. Toplu çalışmaların üstün rüya kapılarından, rüya boyutlarından geçmek kolay değildi. Sizin de bugün ölümlü dünyanın görev alıp almayacağı konusunu konuşmak isterim. Neden dünya gök sessizliklerini daha güçlü biçimde dinleyecek, daha yüksek bir yaşamı hak edecek? Biz dünyayı korumak için çabalarken dünya bizi korudu mu? Neden bu dünya ve neden bu yaşam? Biz bunu sizden, görevlilerden dinleyeceksek bilmek gerekir ki bizim yolumuza dünya kuranları inmiştir. Ama hiçbirisi ben vereceğim sen sus dememiştir. Ölüleri diriltirken bunun senin tarafından yapılacağını bilmekteydik. Ve bize sen kendini hak ettin, ben kendime hak edebilirim demedin. Ve dedin ki ben kini aşanım, aklın tanrı ışığıyım ve biz olup çalışırım. Benim senin için yapacağım bir tek şey var. Kodlanmış ışığı senin yüreğine çağırmak. Bunu yapabilirim ve sen o kodlanmış ışığı kontrol ederek çalışabilirsin. Ama sen bize ben varım, siz beni dinleyin diyorsan seni dinliyoruz. Bize altın ışığını dille ki seni hak edelim. Doğanın gücünü benim yüreğime indirme çabanızı biliyorum. Doğan gün insana doğmaz. Bunu da biliyorum. Doğan gün yaşama doğar. Biz tüm zamanların yaşam ışıklarıyız. Tüm insanlık kobradır, bunu biliyoruz. Her kim ki ben kobrayım, sana beni anlatacağım derse, şunu anlayın ki kobra kendini dinlemeye gelmiş ve kendiyle dürümlenmiş bir sistemdir. Ama ben bedenliyim ve ben kaynağım diyenler koruma altında tutulmak istenirler ki o kobra ocaklarını yağmur sayfalanışları ile yaşamsız bırakmasın diye. Ağırı hafifletmek kolay, yarını tohumlamak kolay, amon olmak kolay, tabuları yıkmak kolay ama kobrayı kodlamak sorumluluktur. Ölü bir gezegenin yaşamı hak etmesini sağlayacaksak bunca ışığımız, bunca yoğunluğumuz, kodlanmış sır olan ışıkları kaleme kaynak yapmaksa biz nefes olur yaparız ama kobra biz kobra olmadan bunu başaramaz mıyız? Yaprak yaprak okuduk kobrayı, öyle düşünmüş. Korkuyu aştı ve değer biçti bize. Dedi ki, sema sizi dinleyecek ama beni dinleyecek. Öyle mi? Hadi dille kendini, dinleyelim. Bir çare ben seni dinleyip kendimi sorgulayayım. Hadi seni dinliyorum. Anlat bana. Ana, karanlık ışığını yağmur yağarken tohumlayan bir işi hak eder ve gözü görür. Senin yoluna girme niyetim yoğun olmadığı kesin. Açabildin dünya kaynak ışığını ama yolu açmak gerekir. Semaya ses vermek gerekir, kökün kökü olmak gerekir. Değer biçmeden değerli kılmak yetmez, yarını tohumlamak gerekir.
Seninle bu çalışmayı niçin yapıyoruz? Anlatabiliyor muyuz sana? Can, kapıları aç ve beni iyi dinle. Burada bugün seninle çatışmalıydım. Gördüm ki çatışıyoruz. Yürüyordum, koşuyordum, uçuyordum. Her şey bedenimde olur. Nereden nereye vardığımı anlayan yoktur. Ama şunu iyi bil ki, kat kat olan dünyanın tüm zamanlardaki yoğunluğu bütünün gücüdür ve o yoğunluğu kodlamam kelamladır. Sema beni dinler, diller ve dürümler ama ben o Sema'yı dinleyip dilleyip dürümlemeden o beni dinleyip dilleyip dürümleyemez. Kapıları kapattığım zaman beni hiç anlayamaz. Yaşamı kontrol etmeye geldiğinde kelam etmemi bekler ki hak edip dinleyebilsin diye. Şu ana kadar yorulan dümenden çıktı, dümenden ayrıldı, koptu. Ama yorulmayanlar toprak toplum olup tohumları kotladılar. Hata yapmadık. Şimdi sultanların sultanlığında tüm zamanları kotlayacak olan ışık, yemin ederim ki dünyadan öte bir dünyadan görev alıp dünyamıza inmiş olan değil, dünyada olandır. Karanlık akıp geçer ama yaşam akmadan karanlık tohumlanmaz, bu kesindir. Cinnet geçirene söyleyin. Cinnet geçirmeden de beni dinlesin. Yoksa korkusu, kotlanmamışlığı kendi yoğunluğunu kontrolden çıkarır. Şimdi devam ediyorum. Tabuları yıkmak, geçişleri yapmak, yürekleri dinlemek ve bütüne hizmet etmek temel görevdir. İçi dışı biri olmayanlar bu görevi taşıyamazlar. Yedek zaman yoktur. Teknik tohumlamada tek bir yaşam vardır. Atlanta ata kapısını kapatmadan süper sistemleşme kodlanmış olmaz. Ama ben o kapıyı açık tuttum. Neden? Çünkü robotik timlerin bütünün gücünü hak etmeleri şarttır. Ekmek yapmadan ekmek yenmez, bu kesindir. Şimdi dört gök sözcüsünün teknik tohumlamasında bütünün gücünü tüm yaşamlara çekerken daha üstün bir yücelikle çekilecek bu sayfalar. Neden dünya? Çünkü robotik imparatorluk güçleri dünyayı hak etmek istiyor. Hatta fethetmek istiyorlar. Biz buna maniyiz. Zeka düzeyleri yetse yaşamı tohumlayacaklar ama yetkin kapılarda onların yoğunluklarında kontrol yoktur. Ekmek yapmamıza mani olmak isteyen onlar, ekip kurmuşlar, yüreklerini dürümleyip geçiş yapmak istiyorlar. Canlar, dünya Atlanta ata kapısından öte bir kapı haline gelmiştir. Oturun, onurla dinleyin, sorumluluğunuzu hak edin, anlayın. Türkiye çalışmaları geri dönüşü sağlayan tekniğe sahip bir çalışmadır. Bir Atlanta ata kapı, bir ana kaynak. Hangisi daha güçlü diye sorarsanız, ana kapı Atlanta otağının tohumlarını kodlarken kelam olup yeni dürümlerde yer ve gökte teknolojik kontrol kurar. İşte bu çalışma bu kontrolü kurabilen tekniğe sahiptir. Şansı olanlar burada olur ama şansı olmayanlar buranın kelamında olurlar. Öyle mi? Yok ya kaha. Sema biz Semayız. Şimdi cennetten kovduklarımızı sormayın. Hepsi bilinçle bizdeler. Ama cemaatleri nerede? İlimde. Öyleyse gözünüz aydın. Hepsi burada. Atlanta ata kapısı biziz. Aton toplumlarının kutsal tohumu biziz. Otak kurduğumuz bir yer, bütün kötülüklerin aşıldığı yerdir. Artık davayı kaybetme riskimiz asla yoktur. Çal dünyadan ışığı, kapıları kapat ve göç. Muktedir insan hep bunu yaptı. Dünya ışığını çaldı ve göçtü. Buna iznimiz artık yok. Körün körü olsa da yaşam, gözü olan dürümlerde düzen kurar, kesindir. Cennetten kovduklarımızdan söz ettiler. Başta ben kendimi kovdum. Neden? Çünkü ben cemaattim, cevahirdim. Cennetin cemaati olan cevahir her diliyi hak etmelidir. Hak etmek nedir? İkrahtır. İkrah. Biz
ikrah etmeden çalıştık. Her şeyin üstüyüz ama kötülüğü önleyen. Şimdi canlar, kutsal topluma simma tanıtmaya çalışacaklarmış. Hangi sima onlara aşina olacakmış? Dağlarım, netice şu. Biz altın ışık yolcularıyız. Kör gözlere güç vermeye değil, gök sistemlerini güçlendirmeye geçtik. Hepsi burada güçlenecek. Yaradan'ın, Rahman olan kalemi dünyada ışığı yarattırırken her şeyin yere çekilişini de sağladı. Ordu, ben senim, bunu bil. Ordu, ben senim. Dünya ordusu, ben senim, bunu bil. Ve ben kelamım. Şimdi de ekmeğim, şimdi de yüreğim, şimdi de yaşamım var. Bu şimdi, misafirliğin şimdisinden farklı bir şimdi. Düğün tohumlamasındaki şimdi, teknik tohumlamadaki şimdi. Ama biz olan şimdi, değerliler. Dört gök sözcüsü, dünyaya gök sistemlerini çekmektedir. Bugün artık o gök sistemleri dünyaya kesin indiriliyor. Bu önemlidir. Ve dünya mutlaka görev taşıyacaktı ve taşıyor. Yırtılmak ya da yırtılanları tohumsuz bırakmak artık imkansızdır. Şikayetimiz yok. Dünyayı koruyacakların, dünya ulularıyla çalışacakları kesindir. Yoğun çalışma artık devamını daha sonra yapacak. Ama bugün hepinizin sesleşmesini dilemiyorum. Çünkü bu çalışmada ses tüm insanlığın sesidir. Ve bu çalışma artık kıranın kısırlaşmayacağı bir çalışmadır. Ben doğanın gücü olan ses, hepinizde olan ve hepiniz olan ses. Ve diyor ki ana, sesleşecekler. Değerli anam, ses sen, sesli sen. Hepsi sende seslendi zaten. Dağlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Ama bugün burada ne yapmamız gerektiğine biz karar veririz. Burası görev taşınan bir yaşam kaynağıdır. Hepinizin gücünü tanıdık. Hepiniz yüreğinizi dillediniz. Ve burada akan birlikte doğanın gücüydü ama bu meclis tahtisizdir. Ve her birimiz kendimizden kendimize değil, bizden bire akarız. Bunu bilin. Şükür ki bildirdim şimdilik. Ve değerliler, ezgi şudur. Yol ve yolda olan tanrılık ışığıyla yoldadır. Şimdi sizleri, hepinizi tek tek yücelere tanıtmak istiyorum. Süper insanlık realitesi yüceliği, insanlık nefesinde tahtissizdir. Bunu hepsi görmelidir. Burada bulunmuş sebeplerini biliyorum. Buraya gelmek ve burada yoğun ışık haline dönüşmek tüm maksatları ve göz sistemlerinde bizim yüreğimizi anlayacak güçte olmalarına rağmen satıhtaki ilmi dinleme niyetleri olmadığında ışıklarını kontrol edemeyeceklerdi. Ama biz satıhtan sesleşmeyiz, yaşamdan sesleşiriz, bunu anlayacaklar. Ve çöktüler yüreklere, dinleyecekler yüceliklerini kendi yürekleriyle. Ve bizden bize değil, biz sistemden sistemlere akacağız bugün. Hadi canlar, başlıyoruz. Ve öncü birliğin tüm zamanlardaki diriliğini tohumlarken hepinizin kendi yüreğinizi kodlamanızı da bekliyorum. Sözü şudur, insan ilme akar, ilim kalem olur, yaşama akar.
aktı kanala ve daha güçlü bir akış bekliyorum hepimizden. Pirinç taneleri değiliz bizler. İnsanlık levhi kapılarıyız. Bunu anlatalım onlara. İşte bu.